Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte takipçim Yasin'in hesabını inceleyeceğiz. O da şu anda videoda konuğu. Yasin'cim hoş geldin. Videoma konuk olduğun için teşekkür ederim abicim. Eyvallah abi, sağ olasın. Bana Discord'dan özelden yazdı arkadaşlar hesabım incelenmesin diye. Discord'dan bayağı bir istek geldi arkadaşlar. Dönemiyorum hem yoğunluktan dolayı hem de çalıştığımdan bu ara çünkü yılbaşı olduğu için mesaiden dolayı dönemiyorum arkadaşlar. Ne Discord'a dönebiliyorum ne oyuna dönebiliyorum. Bu yüzden hesap inceleme videolarına biraz ara vereceğim. Hem farklı içerikler çekmek için de ara vereceğim arkadaşlar. Ama gene hesap inceleme videoları gelecek. Ara ara da olsa hesap inceleme videoları gelecek. Şimdi Yasin'in hesabına bakacak olursak. Yasin 2018'de kurulmuş bu hesabın. KD'n güzel 2.9 KD. Peki KD'ni sıfırladın mı? Abi sıfırladım, en son 7-8 ay önce sıfırladım. O da KD 1.70 falandı. Gittim sıfırladım, full ölüm maçı falan girdim. KD bayağı kastım yani. Anladım. Zaten KD kasmak kolay iş. Bu da artık KD Aynen abi. kasmak kolay iş. Şimdi hesabını incelemeye geçelim. Bu arada. Hesabına bakacak olursak. MPT 76 artı 7 sınırsız. MPT 76'yı AKS'den mi çıkarttın? Yoksa satın mı aldın? Abi ben kaç 1,5 sene önce falan bir lokum kasaları falan vardı oyunda. Evet. Onlardan bir tane açtım. MPT sınırsız çıktı zaten direkt. Hayırlı uğurlu olsun. Ben para vermeden bak çıkarttım bunu sınırsız. AKS'den ZP ile sınırsız çıkartmıştım kendi hesabıma. Abi bana da parasız şey oldu da, mesela oyun hani ödül veriyor ya girişte, o zaman neyin? Bir tane kasa vardı, ondan da bu çıktı zaten. Giriş ödülü olarak. Ya oyun kendi verdi Aynen o zaman aynen. sınırsızı. Kendi verdi. Yani kasayı verdi, kasadan sınırsız çıktı. Anladım. AK-47'nin artı 7 sınırsız. Huntsman'ın artı 7 sınırsız. Deagle'ın sınırsız. Artı 7. Bora 12'nin artı 7 sınırsız. İkili bomba artı 7 sınırsız. İkili bombayı nasıl çıkarttın? Kasadan mı çıkarttın? Fatih kasasından çıktı abi. Giriş ödülü mü yoksa bunun parayla mı aldın? Fatih kasasını. Giriş abi, yanlış hatırlamıyorsam kasa almıştım, para yatırmıştım yani. Anladım. M93'lerin artı 7 sınırsız. Chris Rector'ın artı 7 sınırsız. Gölgen artı 7 sınırsız. Transform'un artı 7 sınırsız. M6 elvericin artı 7 sınırsız. Sürmene bıçağın sınırsız. Arkadaşlar ben bu sürmene bıçağını 30 Ağustos Zafer Bayramı da kendi ablamın hesabına özel teklif çekmiştim. Hatta onun videosunda unutmazsam açıklamayı bırakırım. Oradan sınırsız çıkarttım. Ve bu bıçağı artı basılmıyor. Aynen abi. Çünkü bu Abi bir de bıçak Osmanlı tokadı vardı. Osman tokadı sınırsız. Sen bu Osman tokadını peki nereden aldın? Abi o da şeylerden çıktı işte. Bayram şey vardı ya, kasalar vardı ya işte. Ha. O gün vermişti. Aynen. Türk Silahları kasasından sınırsız çıkarttın. Aynen 30 Ağustos kasasını vermişti. Anladım. Ben o 30 Ağustos kasasından dediğim gibi sürmene bıçağı çıkarttım. DSR1 artı 7 sınırsız. Mehmetçik artı 7 sınırsız. Zaten Mehmetçik Zula oyun. Oyuncuları Aynen. hediye olarak verdi. Buradan da o konuda Zula'ya gerçekten çok teşekkür ederim. XCRL artı 6 sınırsız. UMP45 artı 6 sınırsız. Başka bakalım ne var. Ustura artı 7. Auk artı 7. Groz artı 7. Tek 9 artı 7. Karambit artı 7. Kar98 artı 7. M92 artı 7. M468 artı 7. MPX artı 7. Glock 18 artı 7. Başka. Benefal Pro artı 7. P90 artı 7. MP5 artı 7. Fatih artı 6. Katana artı 7. G36 artı 6. Başka. Hançer artı 6. Knak artı 7. Çeytak M200 artı 7. Mehmetçik Pro artı 7. M1 Garant artı 6. Bakalım. MPT 76S artı 6. Zigan artı 6. HKG3 artı 6. Arkadaşlar HKG3 normalde bizim askerimizin kullandığı bir silah. MPT 76'yı şöyle bir şey söyleyeyim. MPT 76 ya yanlış hatırlamıyorsam ya dağ komandolarına veriyorlardı. Ya da böyle dağda jandarma karakolunda görev yapan askerlere veriyorlardı. Ama normalde alaylarda ya da tugaylarda askerlerimize HKG3 veriyorlar. FNFAL'ın artı 6. Skalle artı 7. Tommy Gun artı 7. Ovatype 89 artı 6. Skalle SS3 artı 6. XM8 artı 6. Galil artı 6. Dikiş tutmaz artı 6. Latif artı 6. Yapışkan bomba artı 6. MP7 artı 6. MP7. FAMAS artı 6. KTR 035 artı 6. Bakalım başka. AKS 74U artı 6.
Nova artı 6, Lugel artı 6, İngiliz anahtarı artı 6, Dragunov artı 6, GX4 artı 6, bakalım, TIG 552 artı 6, PP Bizon artı 6, Kaibar artı 6, başka bakalım. Artılarım bu kadar herhalde. Şimdi ekstralarına girecek olursak, hızlı silah çıkartma %20 sınırsız, hızlı silah çıkartma %10 sınırsız, hızlı ateş %5 sınırsız, hızlı canlanma %25 sınırsız, dokunulmazlık sınırsız, ötekilerde günlük. Onları daha bir şeyden çıkarttım. Bir ara markete şey geldi, eşya kasaları sınırsız. Evet, jetonla. Ben de onlar, oradan aynen. birer tanesini çıkardım Yok. öyle. Jeton değil abi. ZP'li olarak gelmiş. 10.000 ZP falan da herhalde yanlış hatırlamıyorsam. 5.000 böyle bir şey. 30 tane falan aldım. Bunlar çıktı yani. Anladım. Ben de bu kasalardan öyle çok sanırsız çıkartmış. Abi bir de hızlı çıkarma çıktı ya. Daha iyi oluyor. Aynen. 2021 yeni dönem sezon Space Zoo'su. Arkadaşlar bu Space Zoo'la bir önceki geride bıraktığımız sezonun rekabet ödülü olarak bunu verdi arkadaşlar. Korku Space sınırsız, karanlık Space sınırsız. Bak ben bu iki spreyi almadım, ben bunun yerine sınırsız FNFL aldım hesabıma. Abi o sınırsız FNFL kötü ya. Harbi diyorum. Gereksiz koymuşlar. Bir daha bir M6'ya gitmiş ya 1200'er jeton demişler ya. Zaten aynen. Önceki şeyde veriyordu mesela. Zulapes alıyorduk da M6 veriyordu aynen. ya. Aynen o dönem işte sınırsız verdikleri şey maalesef Zula tekrardan yok yani. Satıcı 1250 jeton aynen. abi mesela AUK verebilir. Ne bileyim Groza falan verebilir yani. Groza'yı Bence da değer. Verdi. Groza'yı da Zula Pass Groza'yı verdi. 30k ama abi ya. 30k verdi ama gene verdi yani. O alan oyuncular aldı. Bir daha bir şöyle bir şey var şimdi. Gidiyorlar adamlar Zula Pass'e hep aynı şeylere koyuyorlar. Ne bileyim hep aynı şeyler oluyor abi. Materyaller koyuyorlar sürekli. Gidiyorlar aynen. işte saçma sapan Aynen. kasaydı. Yok içim sprey. Aynen. İşe yarar bir şey yok. O konuda ben hemfikirim. Bak mesela abi materyaller kasıyorum. Kaç aydan beri sürekli baksana abi materyallere. Basacak bir şey yok gördüm. yani. Gördüm. Şimdi ürünle devam edelim. Taraftar spray sınırsız. Betty spray sınırsız. İyi mi böyle spray sınırsız. Sen bu spreyi nasıl sınırsız çıkarttın? Hangisi abi? İyi mi böyle spreyi? Abi o ben ta ne zaman bir yerden almıştım ama tam hatırlayamıyorum abi ya. Anladım. Materyallere gelecek olsak yok. Kasalarda var. Desteler onu yok. Şeyden Eyvallah almıştım yok. abi. Jeton marketten almıştım. Evet evet. Hatırladım. Anladım. Karakterlerde bu var arkadaşlar. Şimdi özelleştirmeye girecek olursak özelleştirmeye bakalım kartlarıma. Kastı bayağı bir kastı. Şimdi önce ben eşsizlerini merak ediyorum. Bunlar herkeste olan şeyler. Peki sen bu 2019 desenleri Kartopu Savaşı oynaya mı aldın? Evet abi. Full kartopu girdim. Görevleri nasıl yaptım. peki Hepsini aldım. Abi valla kontrat 200, veriyordu. 200 Diyordu ki jeton. 200 jeton yani. İşte diyordu ki 180 dakika zul oyunu. 150 dakika zul oyunu. N4 AWP falan veriyordu o zaman. Kontratlarda full. Ben de hepsini yaptım aldım yani. Eksik yok o jeton. Marketten de bakabilirsin abi. Jetonu. Ya ben şu anda o kartopu jetonunu verdiğini görmedim ama. Onu kartopu girip de alıyorsun herhalde abi. Ama orada da ilk 3'e girmen gerekiyor. Bir jeton veriyor orada. Aynen aynen. O ilk 3'e girmek de çok sıkıntı yani. Saatlerce onunla kimse uğraşacağını ben düşünmüyorum. Desenlere bakalım. Desenlerin de güzel, gayet güzel. Bu arada Zula'ya sesleniyorum. Şu Elite serisine iade getirsinler. Fazla kartlarına iade getirsinler. Oyuna o kadar para yatırıyoruz. Bu Elite serisindeki fazla kartlar çöp oluyor. Aynı kart çıktı mı çöp oluyor yani. Aldığımız deste çöp oluyor. Abi mesela eşsizlerde bu yeni yıl desen var ya. Hı-hı. Adamlar kurabiye desen getirmiş. Hı-hı. Birebir aynısı yani. Hiçbir şey yok. Sadece boyamışlar. Başka bir şey yok abi ya. Aynen. Bir de kazıklıyorlar. Kurabiye deseni de 250 jeton. Gerçekten. Yani abi. Pahalı bir jeton ve istediğin silahlara çıkmama oranı da var yani. Evet abi gidiyor M6'ya verir, FNF'a verir. Saçma sapan yazık olur yani. Şimdi zaten oyunun verdiği 400-500 jeton. Aynen. Şimdi kuantumlarına bakalım. Grozana kuantum yok. Anladığım kadarıyla. Yok vallahi abi ya. Hiç çıkaramadık. Ama öteki ana silahlarda bayağı bir kuantumum var. Aynen. Bir daha abi fazla groz oynamıyorum. AUK oynuyorum genelde. Ya zaten şöyle bir şey diyeyim. Oyuncuların hemfikir olduğu, bazı oyuncular çünkü bana diyor
Groza en iyi, Zula'nın en iyi taarruz silahı. Ben o fikre asla katılmıyorum. Zula'nın en iyi iki tane Aynen taarruz silahı Ok ve MPT. Çünkü yıllardan beri bunu evet. Zula'da kıyaslıyorlar. Bu iki silahı Zula'da kapıştırıyorlar. Bir dönem hatta bu Aynen. kapıştırmaya M468 de girmişti. Biliyorsun M468 O zaman Zula'nın ana 2018 meta silahıydı yılında ilk açıldığından beri. Ama 2017 artık falan. tahtını Auk'la MPT'ye devretti. Aynen abi öyle oldu. Düşürüldü bayan 4 ya. Aynen bayağı bir düşürdü. Yani M4'ün o dönem, çünkü hele ki artı 5 bas artı 6 gelmeden önceki dönemde M4'ün bir popülerliği vardı. Abi o zaman artı basma imkansızdı ya. Bir rekabet Aynen. giriyordun. ZP kasası verdi. İçinden zaten 1000 ZP falan çıkıyordu. Yani ne yapabilirsin ki? Aynen. Bunun çok zordu oyun. Oynanmıyordu yani. Oynanıyordu da zor. Aynen. Evet arkadaşlar, bu bölümde sizlerle birlikte takipçim Yasin'in hesabını inceledik. O da videoma konuk oldu. Kardeşim benim çok teşekkür ederim. Videoma konuk olduğun için, güvenip de hesabını verdiğin için çok teşekkür ederim. Eyvallah abi sağ olasın. Ne olur. Her zaman. Teşekkür ederim kardeşim. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için like atmayı, kanalıma abone olmayı ve videoda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu aralar hesap inceleme videosu çok sık atamayacağım arkadaşlar. Hatta çok sık o videoyu da çekemeyeceğim ki farklı içeriklere yönelmek istiyorum artık. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.